Anda yüklü bu yazılımda güneş sistemini modelleyeceğiz. Güneş sistemi nasıl modellenecek? Hepiniz koordinat sistemini biliyorsunuz, değil mi? Ekrana bakalım, bilgisayar ekranlarına. Koordinat sistemini biliyorsunuz. Koordinat ekseninde ne oluyor? Birbirini dik kesen doğru var, değil mi? İki tane doğru. Kesiştikleri noktaya ne diyoruz? Başlangıç noktası, orijin diyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Kaçıncı sınıf arkadaşlar? 7. Öğrendiniz mi koordinat sistemi? Daha başlamadınız galiba. Ben size o şekilde anlatıyorum o zaman. Birbirini dik kesen iki doğru görüyorsunuz. Koordinat ekseninde düzlemdeki bütün noktaları numaralandırıyoruz. Güneş sistemini de bu koordinat sisteminde modellemiş olacağız. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Masanızda güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili uzaklıklar var. İlk olarak arkadaşlar mouse'u alalım. Ekran üzerinde A noktası var, görüyorsunuz solda. Evet. Ablalar nerede? Evet, nokta. Nokta. Ben de yapıyorum burada. Noktamız var, noktamızı alıyoruz. Güneşin doğumunda olacak. Güneş işlemi bittikten sonra buraya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi güneş sisteminde güneş gezegenlerin tam merkezinde, değil mi? Gezegenler güneşin etrafında dönüyor, biliyoruz. Şimdi güneşe en yakın olan gezegenin ismi nedir? Elinizdeki nedir? Güneşe en yakın olan gezegenin ismi orada yazıyor. Merkür. Dikkatli bakalım. Doğru mu? Evet. Merkür gezegenini o koordinat ekseninde yerleştireceğiz. Yalnız Merkür gezegeni Güneş'e ne kadar uzaklıkta? Şimdi o ne yazıyor orada Merkür'le ilgili arkadaşlar? Hangi sayı var? 0.4. Sizce bu birinde olabilir? 0.4 kilometre olma şansı var mı? Kesinlikle yok. Doğru mu? Şimdi biz uzunluk ölçülerini metre diye biliyoruz. Doğru mu? Dünyamızda kullandığımız, kendi yaşamımızda bize yeten uzunluk ölçüsü olarak metre ve katlarını kullanıyoruz. Ama uzayda metre ve katları bizim için yeterli değildir. Farklı birimler kullanma ihtiyacını duyuyoruz. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Biz bu uzaklığa bir astronomi birimi diyoruz arkadaşlar. Bir astronomi birimi, yeni bir uzaklık birimi. Evren çok geniş ve sonsuz boyutta olduğu için büyük birimlere ihtiyacımız oluyor. Bu birimlerde astronomi birimi dediğimiz birim Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığını veriyor. Buradaki 0.4 sayısı 0.4 astronomi birimi anlamına geliyor. Bunu hesabını yapalım beraber. 0.4 sayı olarak neye eşittir? Kesir olarak nasıl ifade edilir? Söylüyorum. 4 bölü 10. Yani nedir? 10'da 4. Dünyamız Güneş'e ne kadar uzaklıktaydı? 150 milyon dedik. 150'nin 10'da 1'i ne yapar? 157'nin 10'da 1'i. Ona bölersek ne yaptı? 15. 15'i 4 ile çarpalım. 15 çarpı 4. Ne yapar? 60 yaparız. 60 milyon kilometre uzaklığı var. Ama bu kadar büyük sayı ve bu kadar büyük sıfırlar, bu kadar çok sıfırlar kullanmamak için astronomi birimini tercih etmiş oluyoruz. Şimdi
Merkür gezegenini orada ekranlarımıza yerleştireceğiz. Bunun için orada bir çember ikonu var. Sol tarafta çember ikonu var. Çember ikonunu tıklayıp ben de buradan tıklıyorum. Hemen yarı çapını sola. Bu şekilde Merkür gezegeninin yörüngesini çizmiş oluyoruz. Evet. Aynı güneşte yaptığım gibi nokta çizeceksin. Burada nokta çizeceksin. Evet. Evet, tamam arkadaşlar. Göster bakalım güneşle Merkür'ü elinle. Elinle göster. Güneş. Tamam. Evet, Merkür bittiyse ikinci sıradaki gezegenimizi yapalım. Venüs'ü aynı yöntemle. Önce çemberi tıklıyoruz. Tekrar çembere gelelim. Çember. İkinci sıra. Şimdi yarı çap soracak bize. Ama öncelikle nokta işaretle. Yarı çapı soruyor. Nedir Venüs'ün yarı çapı? Aynen. Sıfır tam onda 7. 0,7. Tamam diyoruz. Evet. Venüs'ün de yörüngesi ortaya çıktı. Nokta alalım. Bu ekseni kestiği yeri işaretle. Sağ tıkla Venüs yazıyorsun. Hat değiştir bölümünde. A bölümü bak çok güzel. Nokta alalım şimdi. Sağ tıkla. Buraya tıkla. Venüs yazalım. Sağ tıkla.